Söyle kaç yaşındasın, dertlerin başındasın. İstisnasız her an geçmişi özlüyorsan. Bilmem kaç yaşındasın, gözlerin yaşlardasın. İstisnasız her an yarını düşlüyorsan. Bu eğlencenin üstüne çorba gider ya. Oo. Selim, ne haber? İyi, bari çıkarken rastlaştık. Evet. Haberler sende. Evet. Hadi gidelim. Bir evlendin, ortadan kayboldun ya. Merhaba. Merhaba. Şimdi, az önce şarkı söyleyen arkadaşın eşi Faruk. Beyler, eskinin hızlı bekarlarındandır. Ya senden böyle mülayim insan nasıl çıkar ki Süreyya? Çok şaşırıyorum ya. Başına gelince anlarsın. Hiç sanmıyorum ama... Senden sonra birazcık umudum var. Bu arada pot kırmadın değil mi? Yani Süreyya'nın buraya yalnız gelebileceğini hiç düşünmediğim için aradım seni. Ha, sen böyle sevmezdin sahne işlerini pek ama. Evlilik işte. Evlenince insan evriliyor. Neyse, bir arkadaşı burada sahneye çıkıyormuş da onu ziyarete geldi. O yüzden herhalde. Ben neyse bir yalnız bırakmayayım eşimi. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. İyi akşamlar. Selam söyle. Eyvallah. Eyvallah. Gidelim ya. Böyle kahvedir dünya dedi. Kocaman akışlar devam etsin. Kısacık bir aramız var, ondan sonra tekrardan beraberiz. Ne yapıyorsun burada? Bursa'ya gidiyordum ben. Sen ne arıyorsun burada? Sen benim burada olduğumu nereden biliyorsun? Kim söyledi, Ceren mi söyledi? Bir arkadaşım buradaymış. O haber verdi. Hadi gidiyoruz. Hiçbir yere gelmiyorum seninle. Ben seninle hiçbir yere gelmiyorum, tamam mı? Burada oturuyorum ben. Senin işin falan yok mu? Tamam, konuşacağız. Konuşmayacağız. Seninle benim konuşacak herhangi bir şeyim yok. Anladın mı? Senin işin var. Git şeye git, asistanına falan git sen. Asistanına hatta sen bir masaj çek. Şimdi mesaj. Ay anladın sen işte, gülme. Tamam. Eğlendirdim mi seni? Ne kadar gururluyum seni eğlendirebildiğim için Faruk Boran. Ne kadar mutluyum. Hadi yürü, hadi. Yok hadi konuşalım. Yürü falan. Yok, konuşmak falan yok. Nasıl olsa yanlış bir anlaşılma var küçücük. Onu da ben yapıyorum zaten, senlik bir şey yok. Değil mi? Ha bilmiyorum, belki de ben suçluyumdur yine. Ben miyim suçlu acaba? Sonuna kadar izlemediğim için olabilir mi? Hiçbir kabahatin yok. Bütün yanlış anlaşılmalar. Bir defolup gitsen artık sen ya. Bir dokunsana artık bana. Ben sana nasıl anlatacağım ya? Ben sana nasıl anlatayım? Süreyya, ben sana daha nasıl anlatayım? Allah aşkına seni ne kadar çok sevdiğimi ben sana nasıl anlatayım? Daha geçen günkü kavgamızda sen kafamda bir sürü tuhaf düşünceler var diyensin. Ben senin ruhundan, kafandan o düşünceleri nasıl söküp atayım? Allah aşkına sen bana söyle. O geçmişte yaşanan olaylardan beri beni sürekli suçluyorsun. O Allah'ın cezası geçmişte yaşadığım şeyden sonra beni sürekli suçlu hissettirdin. Beni her şeyle suçladın. Ben kendimi sana aklamaktan yoruldum. Sana kendimi anlatmaya çalışmaktan yoruldum Süreyya, yoruldum. Minim minim aramıza duvarlar örüyorsun. O Allah'ın cezası Kaya'yı tepeye çıkartıp bir türlü çıkartamayıp aşağı düşüren kral gibiyim. Seni taşıyorum tekrar düşüyorsun aşağıya. Her seferinde daha çok yoruluyorum Süreyya. Sana sürpriz yapmaya çalışmıştım. Biliyorum. Özür dilerim. Gerçekten senden özür dilerim. Bugün yaşanan her saniye için senden özür dilerim. Bak ben hiçbir zaman senin beni evde bırakıp gidip bir otelde biriyle öpüşeceğini falan düşünemem. Düşünemem Süreyya. Tamam mı? Çünkü ben bizden eminim. Ama sen bizden emin değilsin Süreyya. Benim isyanım buna. Telefon açtım, yalan söyledim. Yalan söyledim. Hayır, söylemedim. Yalan söyledim. Söylemedim Süreyya, söyleyemedim. Ben bile şoktaydım. Sana nasıl söyleyeyim Allah aşkına? Eskiden olsa söylerdim, bunun şokunu birlikte atlatırdık. İşte tam da bu sebeplerden, az önce anlattıklarımdan dolayı söyleyemedim. Eskiden benden şüphelenmek senin aklına bile gelmezdi ama artık emin değilim. İnanmıyor musun hala? Ben sana inanmıyor olsaydım geri dönmezdim Faruk. Anladın mı? O telefonu açar, ağzıma geleni senin suratına söylerdim. Sonra gider kızımı alır giderdim ben o evden. Ben mi ördüm duvarları? Ben mi ördüm? Ben ördüm. Sen niye söylemedin gördüğün halde? Niye tane tane halletmediği her şeyi niye söylemedin? Ben mi seni yargılıyorum acaba? Sen mi beni gidişimle yargılıyorsun hala? Sen bir bunu söylesene bana. Belki de artık ikimiz de çok yorgunuzdur. İki aydır bana dokunmuyorsun. Ne balon işe yarıyor, ne özel alanımız işe yarıyor. Sen bir şekilde biz ne kadar karanlığa düşersek düşelim bir delik bulurduk. O delikten ışık alırdık içeri bir şekilde. Elimi tutuyorsun ya uyurken. Ne düşünmem gerekiyor? Gülme, gerçekten komik değil, gülme. Sinirlerim bozuldu, kusura bakma. Hadi gidelim. Sarhoş değilim ben. Tamam, kendim gidebilirim. Tamam, değilsin. Hadi gel. Tamam, dokunma. Kendim gideceğim. Tamam, beni takip et. Çıkış nerede? Burada. Gel.